Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Bursa'dayız, Uludağ'dayız. Sizler için muadillerin arasında gerçekten örnek gösterilecek bir otomobille beraberiz. Passat B6 kasası. Bence şahsi görüşüm Passat'ı Passat yapan kasalardan biridir. Tabii ki ülkemizde çokça B5, B5.5 kasalar sevildi. Hatta ilk başlarda B5.5 kullananlar buna geçtikten sonra Passat olmamış yeni nesile denildi. Ancak 2005'ten 2011 yılına kadar gerçekten fazlaca tercih edilmiş ve insanlar arasında sevilen bir model olduğunu söyleyebiliriz. Passat deyince de benim aklıma kesinlikle B6 kasa gelir. Çokça tercih etmeyi istiyordum. Çokça sürmeyi, deneyim etmeyi istiyordum arkadaşlar. Nasip oldu çok şükür. 1.8 TSI videosunu çekmiştim zaten B6 kasanın. Ona da şuradan ulaşabilirsiniz. Biz bugün ne yapıyoruz? 2.0 dizel otomatik DSG şanzımanlı B6 kasayı inceleyeceğiz. Comfortline paket 2009 model. Artık daha fazla konuşmayayım. Hep beraber B6 kasa Passat'ı inceleyelim. Ve karşınızda Passat B6. 2.0 dizel 140 beygir 320 Nm tork üretebilen bir makinayla beraberiz arkadaşlar. DSG 6 ileri bir şanzımanla beraber geliyor. Çift kavrama. DSG'ler arasında bildiğiniz üzere kuru kavrama, yaş kavrama olayı vardır. 2.0 motorlarda Volkswagen ve genellikle VAG grubu otomobilleri yaş kavrama olarak getiriyor. Yani bir nebze içeride de bahsedeceğiz. Daha sorunsuz bir şanzımanla beraberiz. 6 ileri. Bu otomobili aynı zamanda 6 ileri manuel şanzımanla beraber de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Otomobilimiz Comfortline paket. Bu yıllarda bu otomobili Trendline, Exclusive, Comfortline ve Highline olacak şekilde 4 paket seçeneğiyle beraber alabiliyordunuz. Tabii ki az da olsa R-Line paketleri de var arkadaşlar. Onlar da ülkemizde fazlaca bulunmuyor maalesef. Az sayıda varlar kendileri. Elbette çok güzel bir otomobille beraberiz. Her detaylarını sizlere anlatmaya çalışacağım. Ancak şöyle dışarıdan bir süzmenizi istiyorum. Siyah renk bu otomobile gerçekten bambaşka bir hava katmış. Bu otomobil aslına bakarsanız bir devlet otomobili diyebiliriz. Çünkü gerek tasarımı gerekse oturuşu ve siyah renginin birleşmesiyle beraber bir makam olarak kendini bizlere gösteriyor. Yani ben makamım diyor açıkçası. Şimdi ön taraftan artık başlayalım. Tasarım tabii ki görecelidir ancak her tarafı da sizlere anlatmak istiyorum. Ön tarafta mercek farlarımız var. Farlarımız içerisi karartmalı gelmiyor arkadaşlar. Maalesef Highline'lerden itibaren xenon far olarak geldiğini biliyorum. Ancak bu otomobilimizde bildiğimiz halojen sarı ampullerle beraber geliyor ve aydınlatmasının iyi olmadığını söylemem gerekiyor sizlere. Genellikle VAG grubu otomobillerde, BMW'lerde de bu geçerli. Bu merceği temiz etmeniz gerekiyor belirli periyotlarda. Bu otomobilimizde de yüksek ihtimalle temizlenmesi gerekiyor. Çünkü gece aydınlatması iyi değil. Yaklaşık 2-3 gündür bu otomobili kullanıyorum. Hemen hemen her detayına hakimim. Bunu da zaten sürüşte tüm detaylarını sizlere bahsetmeye çalışacağım. Dediğim gibi Comfortline paket ancak ön tarafta böyle komple bir krom panjur yapılmış. Bu tasarım gerçekten hoş. Ön ve arka tarafta park sensörlerinin olması da güzel bir detay. Kaputumuz düz. Ben daha agresif detaylar beklerdim. Ancak yıl tabii ki 2005'ten bahsediyoruz. Otomobilimiz 2009'da olsa 2005 yılında üretime battan inmiş bir modelden bahsediyoruz. Biraz kızgınlık var ancak farlara inen şu formda var arkadaşlar. Genel anlamıyla düz bir tasarım var ancak burada. Çamurluğumuzda çok çok şişik çamurluk tasarımı yok. Ön taraf daha şişik. Arkaya baktığınızda hemen hemen lastiğin hemen üstünde olduğunu söyleyebiliriz. Silecekler ve su fiskiyeleri kaputun altına gizlenmiş. Bu güzel bir detay. İçeride oturduğunuzda hiçbir şekilde onları görmüyorsunuz arkadaşlar. Aynalarımız, sinyallerimiz aynaların üzerinde bulunuyor. Bu da güzel bir detay. O yıllarda maalesef çoğu D segmentine yine de çamurlukların üstüne geliyordu. Bu detayı Passat'ta görmemiz hoş olmuş açıkçası. Ya bu otomobil aslına bakarsanız objektif davranacaktım, objektif konuşacaktım ancak benim gerçekten fazlaca sevdiğim bir model. Kendiminde artı bulduğu, eksi bulduğu detayları da sizlere anlatmaya çalışacağım. Üzerinde 215-55-16 jant lastik kombinasyonuyla beraber geliyor arkadaşlar. Highline'larda farklı daha böyle kalın çubuklu jantlarla beraber geliyor. Ancak ben bu jantları bu otomobile daha fazla yakıştırıyorum. Aslına bakarsanız yeni Passat'ların R-Line versiyonlarında olan B8'lerden bahsediyorum. Verona jantı da buraya koyduğunuzda açıkçası çok güzel de duruyor. Onun da elbette yapanlar var tabii ki. Sistemimizde bahsetmedim ancak yine halojen. Sinyallerimizde far grubunda bulunmuyor. Aşağıda tamponun üzerine yerleştirilmiş. Güzel bir detay. Yan tarafa doğru geldiğimizde aslında fark etmişsinizdir şu an videodan da net bir şekilde çıkıyor. Otomobili 4 bölge çeviren krom çıtalarımız var. Hem camlarda hem de tamponların ve kapıların alt bakalitlerinin altında kalan bir krom çıtamız var. Gerçekten hoş durmuş. Yan tarafına doğru biraz gelmek istiyorum. 4579 mm'lik gerçekten ciddi bir uzunluğa sahip bir otomobilden bahsediyoruz. Şu anda kadraja dahi alamıyorum. Ve tabii ki o yıllarda büyük bir uzunlukta. Ancak şu an günümüzde D segmentleri çok ciddi yerlere ulaştı. Mesela bir Skoda Superb 4850 mm'lere kadar varan bir uzunluğa ulaştı. Bu otomobil yılına göre gerçekten uzun bir otomobildi. Ben D segmentiyim dedirten detaylarını
bu uzunlukta da net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Zaten içeride oturma pozisyonundan da bunları bahsedeceğiz. Yan taraftan şöyle süzmenizi istiyorum. Siyah bir otomobil, krom çıtalar çok güzel bir algı yaratıyor yan tarafta. Eminim ki siz de fark etmişsinizdir. Ve bir fark edeceğiniz detay, bunun için biraz yakına doğru gelmek istiyorum. Kapıların altlarında, arka tamponun altında ve ön tamponun altında komple 4 bölge plastik aksamlar var. Plastik bakalitler var. Yani bu otomobilimizin marş piyeli plastik. Altında tabii ki bir demir var, ancak bu plastiği sürttüğünüzde kaldırımlara kolay maliyetlerle, ucuz maliyetlerle değiştirebiliyorsunuz. Yan tarafına geldiğimizde ya şu B sütunlarını tabii ki o yıllarda yoktu, ancak burayı bir piyano siyahı yaparsanız çok daha güzel durur. Çünkü otomobil siyah, farklı bir hava katar orada. Kapı hissiyatlarından bahsetmek istiyorum. Kalın kalın kütür kütür kapıları var. Milletin ağzında dolaşan Volkswagen'in kapı hissiyatı olayı bu otomobille net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Biraz yan tarafa doğru gelelim. Otomobilin içinden arka yaşam alanından net bir şekilde sizlere zaten bahsedeceğim. Burada 485 litrelik bir bagaj hacim var. Bagajı göstermeden önce arka tasarımdan kesinlikle bahsetmek istiyorum. Bu yuvarlak stop tasarımı ve LED gibi gözüküyorlar. Açıkçası benim çok hoşuma gidiyor. O yıllarda üretilmiş olan Jetta'lara da çok benziyor. Arkadan baktığınızda otomobillerle çok haşır neşir değilseniz önünüzde giden bir Passat'ı Jetta'da zannedebilirsiniz. Ancak ufak tefek farklarıyla bu otomobili Passat olarak bilebilirsiniz. Arka tasarım kesinlikle çok hoş. Öne göre çok daha sportif yapılmış ve arka taraftan baktığınızda kaslı bir yapısının olduğunu sizlere net bir şekilde aktarabiliyor. Bir Passat yazımız var ve sağ tarafta da 2.0 TDI yazımız bulunuyor. Aşağı tarafta çift egzoz çıkışımız var. Bunlar ne demek? O yıllarda üretilen VAC grubu otomobillerde egzozun sayısına göre arkadaşlar motor seçenekleri farklılaşıyordu. Mesela bu otomobilin 1.4 TSI'ları da var bildiğiniz üzere. 1.6 FSI'ları da var. 1.9 litrelik dizel motoru da var. 2.0 dizel motoru var. 3.0 dizel motoru var. Birçok motor seçeneği var aslına bakarsanız. Ona göre, yani motor seçeneklerine göre arkadaşlar, bu egzoz sayıları değişiyor bildiğiniz üzere. Şöyle arka tasarımdan da bir göstermek istiyorum. Bagaj kapağımız bu logodan açılıyor. Bildiğiniz üzere logoyu şöyle ittiriyorsunuz arkadaşlar ve bagaj kapağı kendisi yükseliyor. Ya D segmenti diyoruz. Günümüzde maalesef bazı D segmentinde, örnek veriyorum, Avensis maalesef bunu sunmuyor. Tabii ki Avensis'le karşılaştıracak bir otomobil değil. Neden? Hatta ondan da şöyle bir bahsetmek istiyorum. Bu otomobil aslında bakarsanız bir premium değil. Yani orta sınıf bir otomobil olarak adlandırılıyor. D segmenti, C segmentleri bildiğiniz üzere kompakt C segmentleri olarak geçiyor. Bu otomobil D segmenti, ancak gerçekten içerisinde ve dışındakilerle premium otomobile çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Mesela bir Audi A4'e gerçekten fazlaca yaklaşmış bir otomobilden bahsediyoruz tabii ki. O da zaten bir abisi. VAC grubu, hemen hemen tüm detayları birbirleriyle aynı oluyorlar. Ufak tefek kalite algıları farklılaşıyor. Bu bagaj kapağının kolları farklı bir hazneye yapılmış. Bakın, bagaj içerisindeki alanı hiçbir şekilde etkilemiyor. Bu çok güzel bir detay. Burada bir tane havadanlığımız bulunuyor. Bunu içeride bahsedecektim, ancak şu anda da bahsetmek istiyorum. Çünkü geldik artık bu noktaya. Arkadaşlar, otomobilde kullanılan tüm kumaş malzemeler, tüm trimler çok kaliteli yapılmış. Halen daha hiçbir şekilde kendilerini bırakmamışlar ve o kadar güzel bir süet malzeme var ki burada. İçerideki malzemelerden de bahsedeceğim. Ben otomobili detaylı bir şekilde yıkadım. Otomobilimiz çok pisti arkadaşlar. Otomobili yıkadığınız paspaslarının altındaki malzeme olur ya, taban halısı. O kadar güzel malzemeden yapılmış ki gerçekten temizlerken insan, yani hiç pisletmeyesiniz geliyor. O kadar güzel ve böyle hani nazik bir malzeme ki arkadaşlar, gözünüze hoş geliyor açıkçası. Kalite algısı oralarda yükseliyor. VAC grubu bir otomobil, gerçekten bagaj hacimlerini çok beğeniyorum. 485 litre o yıllara göre ciddi bir rakam ve kullanışlılık detayı çok fazla. Bazı otomobillerin 500 litredir, ancak bu kadar rahat kullanamazsınız. Çünkü sağ sollarındaki gözler, bakın burada bir tane gözü var, sol tarafta bir tane gözü var. Dümdüz bir bagajınız var ve gerçekten uzun. Arka tarafta kancalarımız var. Burada bir tane şu şekilde gördüğünüz üzere askı aparatınız bulunuyor. Bagaj ağzı geniş. Ben bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Sadece biraz bagaj eşiği tam bir karış olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir daha genişten bakın. İki tane de tutamağımız bulunuyor. Aslına bakarsanız iki tane değil, böyle. Evet, iki tane. Şu ortadan ayrılıyor. İki tane de tutamağımız bulunuyor. Şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Çok ağır değil bagajı. Aslına bakarsanız hoşuma gitti. Şimdi ilk başta ön tarafı incelemek istiyorum. Daha sonra arka yaşam alanına geliriz. Şu kapıyı bir açayım. Comfortline paket dedik ve yarı elektrikli koltuklarınız geliyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, bu ne yapıyor? Bel desteğini sırtınızı ayarlayabiliyorsunuz ve bel destek ayarını ayarlayabiliyorsunuz. Yukarı aşağı ayarı ve ileri geri ayarı maalesef manuel olarak yapılıyor. Highline versiyonunda tamamen elektrikli koltuk olarak geliyor ve hafızalı onlar. Bu detaydan da bahsetmek istiyorum. Kapıları bir görün. Otomobilimiz bej döşeme. Ya ben Passat'ta bej döşemeyi gerçekten seviyorum. Evet, bakımı zor.
çabuk kirleniyor ancak her zaman görsellik olarak benim hoşuma gitmiştir. Buralarda tamamen yumuşak plastik var ve yalancıktan değil. Hani ufacık bir yumuşak plastik, altında sert bir malzeme hissetmiyorsunuz. Yumuşumuş. Gördüğünüz üzere burada kumaşlar var. Highland versiyonunda buralarda deri malzeme geliyor. Bu detaydan bahsedeyim. 4 camımızın otomatiği bulunuyor. Camları kilitleyebiliriz butonlar ve elektrikli aynaları, aynı zamanda ısıtmalı bu aynalar. Buradan kumanda edebiliyorsunuz. Highline'larda aynaları da kapatabiliyorsunuz. Ancak bu otomobilimizde mevcut değil. Benzin depo kapağı ve bagaj açma tuşu da buraya yedirilmiş. Ben 10 hoparlör saydım arkadaşlar. Bilmiyorum daha az mı çok mu, ben saydım ama. Bakın burada bir tane de şemsiyeliğiniz var. Güzel detay. Şu anda Skoda grubundaki tüm otomobillerde bunları görüyoruz. Bunlar hoş detaylar. Skoda'nın Simply Clever detayları vardır ya. İşte bunları VAC grubu diğer otomobillerde görmek hoşunuza gidiyor. Ancak Skoda tabii ki o detayların öncüsü. Şimdi ben içeri oturacağım. Koltuğumu bir geriye alayım. Şu otomobili güzelce bir inceleyelim. İçeriye oturdum. Anahtarı göstermemiştim size. Öncelikle şöyle bir anahtarı göstermek istiyorum. Gerçekten şık. Şu anda yeni Volkswagen Golf 8'de gelen anahtar da gerçekten çok güzel. Ancak bu anahtarda çok asil durduğunu söylemem gerekiyor. Şimdi bunu biz bir koyalım. Otomobilimizi incelemeye başlayalım. Sol tarafta elektrikli park freniniz var. Bu güzel bir detay. Buradan frene basarak basıp çekebiliyorsunuz. Eğer emniyet kemeriniz takılıysa kendiliğinden bıraktığını biliyorum. Otomatik farımız var. Otomatik sileceğimiz var. Bunlar güzel detaylar. Far yükseklik alçaklık ayarı ve bu iç ışık aydınlatmasını ayarlayabildiğiniz detay da burada bulunuyor. Sol tarafta da bir gözümüz var ve içerisi kaplı. Çok hoş detay. Keşke şu malzemeyi kapı içlerine de yapsalardı, güzel olurdu. Yani ben bekledim açıkçası. Volkswagen'den bunu bekledim ama maalesef göremedim. Yukarı taraflar yumuşak plastik ancak çok yumuşak değil. Böyle sertimsi, tabii ki eziliyor mu? Eziliyor bakın. Gördüğünüz üzere ancak böyle dış malzemesi biraz daha sert yapılmış. Ancak içerisine doğru çöküyor. Direksiyon. Benim sevmediğim detaylardan biri bu. Maalesef bu direksiyonu sevmiyorum arkadaşlar. Bu otomobilin bildiğiniz üzere makyajlı versiyonları da var. Direksiyon ve bu gösterge paneli değişiyor. Gösterge paneli çok güzel. Hatta ben size şöyle biraz ışıklandırayım. Anahtarımızı bir takalım. Anahtar yerini şöyle takıyorsunuz. Bildiğiniz üzere anahtarı takıyorsunuz. Bir tık daha itiyorsunuz ve ışıklandırmalar geliyor. Bakın şöyle görün. 226 bin kilometrede bir Passat inceliyoruz arkadaşlar. Açıkçası gerçekten benim hoşuma gitti bu gösterge paneli. Makyajlı versiyonları da güzel mi güzel, ancak bu daha asil hissettiriyor. Buralar mesela onda böyle bütün gelmiyor. Bu parça tamamen bütün gelmiş. Bu otomobilimizde buralarda alüminyum parça kullanılmış. Highline versiyonlarında ahşap detaylı olarak da alabiliyorsunuz. Direksiyon diyordum, atlamadan geçmeyeyim. F1 viteslerimiz var. Bunlar hoş detaylar. Burada hız sabitlememizi ayarlayabildiğiniz buton, sinyal butonumuz ve silecek butonumuz da burada bulunuyor arkadaşlar. Ses açma butonlarımızı buradan ve ortadaki paneli, yani buradaki bilgisayarı ayarlayabildiğiniz, yol bilgisayarı ayarlayabildiğiniz detaylarda direksiyonun üstündeki tuşlarda bulunuyor. Deri bir direksiyon var. Ele güzel oturuyor. Simidi de çok büyük değil. Küçük. Ancak şu paneli beğenmiyorum. Eminim ki siz de burayı beğenmiyorsunuzdur. Hem yapısı hem de tasarımı biraz bana hitap etmiyor. Burada bir havalandırma enfezi, burada da bir havalandırma enfezi var. Komple şöyle sizi çevreleyen bir tasarım var. Gördünüz değil mi? Buraya daha sonradan bir ambiyans aydınlatma yaparsanız açıkçası hoş durur. Bakın şuradan başlayacaksınız. Komple dolanacaksınız otomobili. Orta tarafa geldiğinizde böyle kokpit yatık duruyor. Şu an ne kadar size bunu aksettirebiliyorum bilmiyorum ancak gerçekten buraya oturduğunuzda ergonomi açısından hiçbir problem çekmiyorsunuz. Yatık bir kokpit var, hoşunuza gidiyor. Tüm parametrelere anında ulaşabiliyorsunuz. Ses sistemimizin ayarlarını buradan ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Radyo arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Ben şöyle biraz sesini kısayım. Menüye bastığınızda da ben menüde mesela setup'a geldiğinizde burada bir Bluetooth gördüm ancak bizim ülkemizde aktif değil. Bunu söylemiş olayım. Highline versiyonunda dahi Bluetooth olmadığını biliyorum. AUX var bu otomobilde. Bu detaydan da bahsedeyim. Tabii ki eski bir göğüs var burada. Makyajlı versiyonlarda bu ortadaki panelde değişiyor. Tabii ki ufak tefek detaylar var. Siz de burayı mesela değiştirip bir ekranla alsanız çok daha güzel bir görüntü burada olabilir. İki tane gözümüz var. Buradan bir bardaklık çıkmasını bekliyorsunuz. Ancak böyle içerisi kaplı. Hani şuradaki gözün içerisindeki malzemeyle aynı ve gerçekten hoş hissettiriyor. Bunlar genelde arızalı olur, çalışmaz. Ben size dışarıda da söyledim ya, güzel bir örneği dedim. Otomobile gerçekten güzel bakmışlar, güzel binmişler. Tüm parametreler çalışıyor yani. Sadece arkada bir pürüzümüz var. Havalandırma enfezlerinin etrafında bir krom olsaydı algı gerçekten yükselirdi. Ancak sadece şuralarda krom detaylar bulunuyor. Aşağı tarafta çift taraflı bir dijital klimamız var. Bakın şöyle görebiliyorsunuz. Burayı farklı ayarlıyorum. Orayı farklı ayarlayabiliyorum. Koltuk ısıtmanız Highline versiyonuyla beraber alabiliyorsunuz. Ve burada 6 ileri DSG şanzımanımızın kolu bulunuyor. Gerçekten güzel, uçak kokpiti gibi, üzerinde DSG yazıyor. Bu otomobilde triptonik tork konvertörlü olarak kullanılan şanzımanlar da var. Üzerinde DSG yazıyorsa DSG'dir. Fazla bir araştırmanıza gerek yok. ESP'yi ayarlayabildiğiniz tuş burada ve AutoHold var. Bakın bu çok güzel bir detay. AutoHold'u zaten sürüşte sizlere bahsedeceğim.
Park sensörlerinizi aktif ve deaktif edebildiğiniz detaylar da burada. Lastik basınçlarınızı da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Orta panele geldiğimizde burada kullanışlık detayları her yerde devam ediyor. Güzel kapaklı bir gözümüz var ve geniş. İki tane bardaklığınız bulunuyor. Arkada da bir tane gözümüz var. Buradaki tuşlara basarak bardaklığınızı sıkıştırabildiğiniz detaylar da burada bulunuyor. Kol dayanağı ileri geri gitmiyor arkadaşlar. Highline versiyonunda ileri geri gidebiliyor diye biliyorum. Ancak bunun da yükseklik ayarı var. Gördüğünüz üzere. Ve içerisi müthiş dediğim malzemeyle kaplanmış. Bakar mısınız? Gerçekten hoşunuza gidiyor arkadaşlar. Yan koltuğumuzda elektrik desteği yok tamamen, ancak bel desteği de o otomobil yan koltuğumuzda bulunuyor ama hepsi manuel bir şekilde ayarlanabiliyor. Buralar sert plastik, onlardan bahsedeyim. Kilitli olan bir torpido kapağı var ve bakar mısınız, size şöyle yakınlaştırayım şu malzemenin detayına. Çok güzel. Burada soğutma göremedim ben, ancak Highline versiyonlarında soğutma olduğunu biliyorum. Bakayım. Evet, burayı çekerek de kitapçığını koyabildiğiniz detay var ve kitapçığı bulunuyor. Şöyle itelim. Evet, soğutma göremedim. Ve Highline versiyonunda arkadaşlar bu ortadaki kolçakta da soğutma var. Bu detayı da söyleyeyim. Maalesef bunda da yok. Onlar Highline'de geliyor demek ki. Yukarı tarafa çıktığımızda karartmalı iç dizaynımız bulunuyor ve sensörlerimiz de şurada bulunuyor. Yağmur far sensörünün. Aydınlatmalı aynamız var. Gördüğünüz üzere güneşliğimiz var yani. Bu otomobilin Highline versiyonunda ne geliyor biliyor musunuz? Bunu açıyorsunuz ve arka taraftan bir tane daha çıkıyor. Bunu yan tarafa aldığınızda ya uzun yol otomobili olarak çok kullanılıyor. Aile otomobili olarak da çok kullanılıyor. Bunlar güzel detaylar. Yukarıda gözlüklüğümüz var. Bakın bu da kroniktir arkadaşlar. Çoğunda çalışmaz. Bunda zaten hafiften gidici gibi duruyor. Işıklandırmalar burada. Işıklandırmalarını yeterli buluyorum. Arka tarafta da güzel bir aydınlatma var. Evet, ön taraftan bu kadar. Şu kapının üstündeki kapı açma kromlarını da göstermiş olayım sizlere. Kapıları açıp böyle kitleyebildiğiniz butonlar da bulunuyor. Hadi artık arka tarafa gelelim. Ön koltuğu kendime göre ayarladım. Şimdi bir arka tarafa binelim. Şöyle görüyorsunuz zaten genişliği değil mi? Arka kapılarda aynı şekilde. Yine bej döşemeler var. Bu burası tamamen kumaş arkadaşlar. Deri bir kaplamamız yok. Şu tutamaklar hoşuma gitti. Böyle hiç yıpranmamış ve trim sesleri az geliyor açıkçası. Şöyle salladığınızda bakın. Hiçbir oynama yok. Bir tane tweeterımız da oluyor ve kapı açma mandalımız da burada bulunuyor. Aynı şekilde arka taraflarda yumuşacık. Bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi arka tarafa binelim. Koltukları çok güzel. Ve kendiliğinden yani böyle hafiften bir baldır desteğinde olduğunu söyleyebilirim. Highline alırsanız yarı deri ve ortası alkantara koltuklarla beraber de alabiliyorsunuz. Arkada söylemeyi unuttum. 60'a 40 oranında bu bagajı yatırabiliyorsunuz. Koltukları yatırabiliyorsunuz ve tuşu burada bakın. Bu şekilde yatıyor. Şimdi artık ben oturayım. Ben ön tarafta rahat otururken arka tarafta 5 parmaklık bir diz mesafesi bulunuyor. Gelin baş mesafesine bakalım. Baş mesafesi de 2 parmak diyebiliriz. Ama tabii ki böyle oturmayacaksınız. Yayılacaksınız ve yayıldığınızda gerçekten rahat ediyorsunuz. Çünkü ön tarafta ciddi bir alan var. Burada hiçbir şekilde daralmıyorsunuz açıkçası. Orta tarafta evet bakın bahsetmiştim ya, kullanılan malzemeler, otomobili temizlerken de söyledim, şu malzeme çok kaliteli. Gerçekten ucuz adi bir malzeme değil arkadaşlar, güzel bir malzeme kullanmışlar. Taban halısını çok beğendim. Havalandırma enfezimiz var. Buradaki ızgarada ufak bir deformasyonumuz. Aşağı tarafta da 230 wattlık 50 Hz'lik 150 voltluk arkadaşlar bir tane bildiğiniz priz çıkışı var. Bu çok güzel bir detay. Direkt fişi takıyorsunuz arkadaşlar ve telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Öyle düşünün. Bir USB yok günümüz otomobilleri gibi, ancak burada bir priz sunulması açıkçası hoşuma gitti. Şöyle koltuklarını bir göstereyim sizlere. Malzemesi güzel. Şimdi burada bir tane kol dayanağı var. Kol dayanağını buradan açamıyorsunuz. Arkadan ittirerek açıyorsunuz. Neden? Bu otomobilimizde burası arızalı. Burayı da kitleyebiliyorsunuz. Buradan da bagaja erişim var arkadaşlar. Kayak malzemelerinizi koyabiliyorsunuz. Evet, burada bir kol dayanağı var. Kol dayanağını şöyle açtığınızda yine o kaplı malzeme içerisi, gördünüz değil mi? Buraya ufak tefek malzemelerinizi koyabilirsiniz. Ve buradan bakın ne çıkacak şimdi. İki tane bardaklığınız geliyor. Güzel detay. Böyle oturuyorsunuz ve elinizin üstüne geliyor. Japon otomobilleri gibi bu kol dayanağı direkt düşmüyor. Yani tamamen yerle birleşmiyor. Bu güzel bir detay. Bu burada kalsın. Arka tarafta güzel. Ben şu detayı çok beğeniyorum. Bakın buradaki aydınlatmayı gördünüz değil mi? Hafiften eğimli. Şu anda gösterebiliyorumdur size. Yani bu arka tarafta oturan yolcunun kafasında değil arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Aydınlatma aktif. Diğer türlü ortada biri oturduğunuzda onun kafasına vuruyor ve aydınlatmıyor maalesef. Bu güzel ve hoş bir detay olmuş. Arka tarafta perdemiz yok ve arka kapıların üstünde de bir makam perdemiz bulunmuyor arkadaşlar. Bu da Highline versiyonuyla geldiğini söyleyebilirim. Şu anda tam gözüm hizasından ön tarafı görüyorsunuz.
biraz yüksekte, çok ama çok hafif. Yani bir tiyatro havası var ama çok az. Yani burada seyahat etmek açıkçası hoşunuza gidiyor ve tabii ki makam dedik dışarıda. Onun detayını da göstereyim sizlere. Buradan bir küllüğünüz çıkıyor, bakar mısınız? Makam otomobili olarak da ülkemizde çokça devlet dairesinde kullanılmış bir otomobilden bahsediyoruz zaten. Buradan bir, evet, küllüklük çıkacak mı diye baktım, çıkmadı. Highland versiyonunda küllük de var burada yanlış bilmiyorsam. Arka koltuklarında arkasında gözlerimiz var. Hadi artık sürüşe geçelim. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Passat'ın içerisindeyiz. Her zaman yaptığımız gibi bir motor sesinden bahsetmek istiyorum. İçeride de bahsetmiştim. Anahtarımızı şu şekilde takıyoruz. Bir tık daha ittiğinizde artık marş moduna gelmiş oluyor. Camlarımızı indiriyorum hafiften. 2.0 dizel motorun bir sesini dinleyelim. Günümüzün 1.6 dizelleri gibi. Ben gerçekten daha böyle hır 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 bekliyordum. Öyle değil. Tabii ki şu anda motorumuz da biraz sıcak. Tabii ki daha sıcak oldu. Soğuk çalıştırdığınızda bu kadar tabii ki rejit çalışmayacaktır. Biraz daha sarsıntılı olacaktır. Ancak sürüşe geçmeden önce göstermek istiyorum. Bakın bu torpido, bu dashboard hiçbir şekilde titremiyor. Bu açıkçası hoşuma gitti. El freninizi frene basarak indirebiliyorsunuz. Yavaş yavaş yürüyelim. Böyle ilk kalkışlarda şehir içinde 20-30 km hızlarda tabii ki bir motor sesi alıyorsunuz. Ufak süratlerde motor sesi geliyor, ancak 120-130 kaptırıp gittiğinizde hiçbir motor sesi duymuyorsunuz. Açıkçası bu gerçekten sizi mutlu eden detaylardan biri oluyor arkadaşlar. Görüş açısı bakımından hiçbir problem çekmiyorsunuz. Aynalar biraz küçük gibi hissettiriyor, ancak açıları çok güzel ayarlanmış. Her yere hakim olabiliyorsunuz. Ortadaki aynadan da arka camın tamamını görebiliyorsunuz. Sadece arkadaki soldaki kapalık biraz sizi engellediğini söyleyebilirim. Ancak genel anlamıyla burada ergonomik bir tasarım olduğunu, ergonomik malzemeler kullandığını net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Direksiyon sert. Biraz bu şikayeti var. Elektrik destekli. Normalde daha yumuşak olması gerekiyor. Ancak büyük ihtimalle otomobilin ağır başlığı ve gerekse motorun biraz daha güçlü olmasından dolayı sert yapılması spor sürüşe elverişli olduğunu gösteriyor açıkçası. Ancak hemen hemen her detayla tam bir sportif bir otomobil değil. Genel anlamıyla hep konfor odaklı. Aile otomobili, dediğim gibi makam otomobili olarak gerçekten fazlaca tercih edilen bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. İçeride de bahsettim. Direksiyon elinize çok güzel oturuyor. Şu anda ideal sürüş pozisyonunda oturuyorum. Onu da sizlere göstermek isterim. Sırtınızı yaslandığınızda eliniz, bileğinizin şurası arkadaşlar, tam direksiyon simidine gelmesi gerekiyor. Şu anda her yere hakimim. Allah korusun otomobil yoldan çıktığında ya da ekstra bir durum olduğunda otomobili net bir şekilde toparlayabileceğiniz sürüş pozisyonu budur. Bunu da sizlere göstermek istedim. Ergonomiyi bahsetmiştim. Gerçekten çok hoş. Buradaki parametrelerin hepsine net bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Gösterge paneli güzel, açık. Direksiyonun ileri geri ayarı var ve derinlik ayarı da var. Onu da kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Elbette 2.0 bir dizel Passat'a biniyoruz. Herkesin kafasında motoru nasıl? Şu anda Uludağ'dayız. Dağ yollarında geziyorum. Sizlere ufaktan tabii ki virajlarından bahsedeceğim. Viraj giriş çıkışı gerçekten güzel olan bir otomobilden bahsediyoruz. Tabii ki bunun bir olayı var. Nasıl böyle rejit ve güzel olabiliyor? 1476 kilogramlık, gerçekten sedefine göre ağır bir otomobille beraberiz. Yaklaşık 1,5 ton. Şu anda da otomobilde 3 kişiyiz. 2 tane de arkadaşım var. Ciddi anlamda ağır olduğunu söyleyebilirim. 2.0 motor taşıyor mu? Gerçekten güzel taşıyor. 206 km saat son sürat ve 9.8 saniye bir 0-100 ilerisi var ve bu otomatik şanzımanla beraber. Bu otomobili manuel şanzımanla da beraber alabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu 2.0 dizel motorun 170 beygirlik ünitesi de var. O da 350 Nm tork üretebiliyor. Onun da manuel şanzımanla beraber 8.6 saniyede 0'dan 100'e çıkabildiğini söylemem gerekiyor. Ancak bu otomobil sizi hiçbir noktada üzmüyor. Bakın bu detay kesinlikle önemli. Otomobille isterseniz 5 kişi olun, bagajınız dolu olsun, bu otomobil sizi hiçbir yerde bırakmaz. Memnuniyetsiz hissetmezsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Eski bir Passat biniyoruz. 12 yıllık, 13 yıllık. Trim sesleri ufak tefek geliyor. Neresi mesela? Bakın şu an kamerada görüyorsunuz beni. Bakın dokunduğumda buralardan trim sesi geliyor. Ancak
Buraları sürekli dokunmayacaksınız. Benim yaptığım gibi itmeyeceksiniz. Dizinizi bu yandaki orta panele değdirdiğinizde bakın hafiften trim sesi geliyor. Ancak ayağınızı oturttuğunuzda ve fazla oynatmadığınızda trim sesleri bakımından da iyi bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Ancak dışarıda da bahsettiğim gerçekten muadillerine göre sağlam kalmış bir Passat'tan bahsediyoruz. Bu anlamda bakarsanız çoğu Passat'ın böyle olmadığını söylemem gerekiyor. Çünkü her zaman benim babam da der, deden de der, eski bir Alman alacaksan koca bir soru işareti olması lazım aklında. Ve her zaman kenarda bir 10 bin liranın olması gerekiyor. Bu detayı da sizlere bahsetmiş olayım. Biraz güneşe doğru gidiyoruz biliyorum. Ancak inşallah güzel gözüküyordur kameradan. Hafiften şöyle biraz hızlanacağım. Motorumuz da kendine geldi. İyice ısındı. F1 viteslerimiz var. Buradan kontrol edebiliyorsunuz ve aynı zamanda vites kolunu ben zaten S'de kullanıyorum. Diyorum niye bu kadar yüksek devirde tutuyor otomobili. D'de kullanırken yani drive modunda sağ tarafa çektiğinizde ileri geri bir şekilde kendiniz manuel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda kollardan da yapabiliyorsunuz. Sport aldığınızda sportun olayı şu arkadaşlar. Genellikle bakın sport aldım direkt bir vites düşürdü. Normalde bir vites yüksekte de gidebilirdi. Şöyle hafiften yokuş yukarı. Viraja bakar. Arkadaşlar 320 torku gerçekten sırtında hissedebiliyorum. Dip gaz yaptığınızda o kadar güzel bir şekilde ayarlayabiliyor ki sizi arkaya net bir şekilde yaslıyor yani. Bunu eminim ki kameradan hissetmişsinizdir. Kafam direkt kendine geldi. Hafiften ufak tefek gazlamalar yapacağım ve viraj giriş çıkışında görmüş oldunuz. Gerçekten rigid bir otomobil. Kafası ağır duran, yere iyi basan bir otomobil olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Arkada tabii ne var? Bağımsız süspansiyon var arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Viraj giriş çıkışlarında çok güzel dengeleme yapıyor. Bir torsiyon yok. Tek bir çubukla salınım yapmıyor. Kendisi çift taraflı olarak ayarlayabiliyor. Güzel yollardayız. Size de buraları göstermek istedim. Biz de bir Bursa'ya geldik. 3-5 günlük bir arkadaşlarla beraber bir oturalım. Hasbihal edelim dedik. Size de böyle güzel bir araba düştü bize. Arkadaşımın arabası, size de bunu test etmek istedim. Çünkü ben gerçekten bu kadar temiz olduğunu bilmiyordum otomobilin yanına gelene kadar. Çok Passat gördüm. Bakın sol camın oralarda şu an zaten daha yolu olarak adlandırabilirsiniz. Yollar çok düzgün değil. Hafiften girintili çıkıntılı yerler var. Sol ön taraftan bir trim sesi aldığını söyleyebilirim. Önümü çok görmüyorum. Her yerde basamıyorum arkadaşlar. Maruz görün. Ancak ufak tefek yerlerde göstereceğim sizlere. Bakın keskin bir virajımız var. Bak hafiften gaza dokunarak araba... Yollar güzel. Herkes böyle otomobili test etmek istiyor. Çünkü ben de keşke benim Corolla'm var. Zaten videolardan izleyebilirsiniz. Buraya gelmeyi çok istiyorum. Çok güzel yollar var. Otomobilin net bir şekilde hissiyatlarına varabildiğiniz yerler var. Şu manzarayı görüyor musunuz? Çok güzel ya. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok da güzel bir videoydu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ve halen daha kanalıma abone değilseniz lütfen abone olursanız beni çok mutlu edersiniz açıkçası. Direksiyonun iletişimi güzel. Normalde elektrikli bir direksiyon yani hissiyatları yok denilebilir. Ancak o kadar net ve sert. Ben sert direksiyonu seviyorum. Yumuşak direksiyon böyle çok suni hissettiriyor. Şehir içinde kullanılacak bir otomobil gibi hissediyorum. Ancak bu otomobil şehir içinde ve kısa süratlerde dahi sert. Bakın netliğe bakar mısınız? Kafayı istediğiniz yere sokabiliyorsunuz. Hiçbir rigidlik yok. Yani bu kafayı bozamıyorsunuz. Şu an drive modundayız. Gördüğünüz üzere 1200 devirlerde tutuyor otomobil sürekli. Az yakıt tüketimine olanak sağlamak için size bunları yapıyor. Vites aralıklarından bahsetmek istiyorum. Bir de bu maksimum tork olayı var ya. Arkadaşlar bu otomobil 320 Nm torku size tam 2500 devir dakikada sunabiliyor. Bu ne demek? Aslına bakarsanız düşük devirde gerçekten güzel bir tork değeri alabiliyorsunuz. Ya yükseklik, dağ, taş, tepe, yolun engebeli olması bu otomobil için gerçekten hiçbir şey arkadaşlar. Gaza dokunduğunuzda gerekli torku, gerekli deviri ayarlayabiliyor ve bunu dry modunda yapıyor arkadaşlar. Bakın S modunda tabii ki çok daha yüksek devirde tutabiliyor. Hatta ben size şöyle bir sağa çekeyim. Bakın buradan şu an F1 vitesten 3'teyim, 2'deyim. Bakın tam maksimum torkunu aldığı yerdeyim. Önümü göreceğim ve hafiften gaza oturacağım. F1'ler çok güzel çalışıyor. Tak 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 ayarlayabiliyorsunuz. Devir aralıklarından bahsetmek gerekirse az önce de söyledim. Şimdi de gördünüz. Maksimum torkunu ayarlayabildiği devire kendisi direkt S modunda ya da siz buradan kendiniz getirebiliyorsunuz. Ve ben yani yaş kavramı bu bildiğiniz üzere daha az bir sorunsuz bir şanzıman. Zaten bunun detaylarından bahsedeceğim. Hatta biz iyice gördüğünüz gibi kar ağırlaşmaya başlıyor. Biz buralardan bir dönmemiz gerekiyor. Hatta ben size şuradan bir hem de dönüş çapını görmüş olursunuz. Şöyle bir dönüş yapalım.
Ya otomobili kullanmak zevkli oluyor. Gerçekten zevkli. Yani ben zaten buna biraz, hani dedim ya dışarıda da, biraz fanıyım yani bu kasanın. Ben sürerken fazlaca zevk alıyorum. İnşallah size de bunu aksettirebilmişimdir. Normalde bu süratlerde ya da şehir içinde size zevk verecek bir otomobil değil. Çünkü gerçekten büyük ve direksiyonu ağır hissettiriyor. Ancak bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. Tabii ki bunları size söylemem gerekiyor. Çünkü bazınızın hoşuna gider, bazınızın gitmez. Bu artık sizin karar vereceğiniz noktadır. Biraz kronik problemlerinden bahsetmek istiyorum. Aşağıda yine ufak tefek yerlere de ufak gaza dokunacağım. Ve sonda yakıt tüketiminden bahsedip kapatacağım. Arkadaşlar, bu otomobilin enjektör problemleri oluyor. Ancak bu kilometrelerde görmeniz biraz zor. Çünkü bu motor gerçekten güzel bir motor. 300 bin kilometre, 400 bin kilometre bu motor için gerçekten büyük veriler değil, büyük kilometreler değil. Eğer güzel servis bakımlı, bakımları zamanında yapılmış bir Passat düşünürseniz gerçekten başınız ağrımaz. 2.0 dizelden bahsediyorum. Manuelini alırsanız gözünüz kapalı binin. 250 bin, 300 bin hiç önemli değil. Tabii ki motorda triggeri, bunları zincirli. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Triggerin zamanında değişmesi önemli bir nokta. Motoru elinize alabilirsiniz ki maalesef bu en kötü sonuç olur sizler için. Yağ pompasında arızalandığını söylüyorlar. Tabii ki bunlar forumlardaki veriler. Ya aslına bakarsanız demekten ziyade her şeyin bir ömrü var. Bir parçanın ömrü var. O parçanın ömrü bittiğinde onu değiştireceksiniz. Aslına bakarsanız mentalite çok basit. Böyle görebilirsiniz olayı. Ya sürüş sevki gerçekten güzel. Aslına bakarsanız ya bazı insanlar çok aman aman bir sürüş sevki hissetmez. Ama biraz fanıyım diyorum ya. Gerçekten zevkliyim ya. Şu an çok hoş hissediyorum. Bakar mısınız biraz giriş çıkışına? Viraj girişini gördünüz. Kafayı soktuğunuz yerde otomobil gerçekten dönebiliyor. Bakın burası bildiğiniz 360 atıyoruz. Otomobili kendi haline bıraktım ve direksiyonu hemen hemen 180 derece döndürdüm. Ve hiçbir şekilde arkasının önünün gelmediğini net bir şekilde siz de görebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu size mutluluk veriyor. Passat'ı kullanmak gerçekten zevkli. Bu otomobil dediğim üzere çok makam otomobili olarak kullanıldı. Ancak bu direksiyona geçtiğinizde de güzel hissiyatlar yaşayabiliyorsunuz. Elbette bu sınıfta en iyi yol tutuşa sahip ya da en iyi sportif sürüşe sahip otomobil değil. Bu sınıfta Mondeo'yu tek geçerim. Mondeo varken bu otomobil kesinlikle gerek yol tutuş gerekse sürüş tembini olarak çok iyi değil. Ancak şu anda ucuza alabildiğiniz bir D segmenti ve ucuza kaliteli bir otomobil binme hissiyatını yaşamak istiyorsanız bu otomobil biçilmiş kaftan. Zaten satıldığı yıllarda da premium'a gücü yetmeyen aileler bu otomobili alıyordu. Premium'a geçiş otomobili olarak kullanıyorlar ki çok mantıklıydı. Bu da herkese mantıklı geliyordu. Uygunu alabiliyordunuz ve kullanışlı bir araba, her detayla zevk veren bir makine. Aile otomobili. Böyle baktığınızda mantıklı geliyordu. Fiyatlarından bahsedeceğim. Bu otomobilimize de talip olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Dışarısını, içerisini gördünüz. Gerçekten muadillerine göre temiz kalmış bir otomobil. Bunu da siz kendi fikirlerinizde zaten yorumlarda belirtirseniz benim hoşuma gider. Oradan da konuşmuş oluruz. Yakıt tüketimi şu anda biz Uludağ'a çıktık. Bursa merkezden gerçekten full yüks, full yokuş, full rampa tırmandık. Şu anda ortalama yakıt tüketimi 8.4 litre gözüküyor arkadaşlar. 2.0 bir motor, 1.5 ton. Baktığınızda bence gayet güzel bir veri. Şehir içinde bu tabii ki 9'a çıkacaktır. Ancak uzun yolda 6 litreyle kadar düşürebildiğinizi biliyorum. Verimli bir motor, güçlü bir motor. Bunu zaten eminim görmüşsünüzdür. Ben de sizlere hissettirmeye çalıştım. Daha güzel yollarda test edebilirdik ancak buralarda görmenizi istedim açıkçası. Yollar çok güzel. Benim çok hoşuma gidiyor buralarda araba sürmek. Allah nasip ederse Corolla'mla da böyle yollara gelirsem sizlere Corolla'nın dinamiğinden de bahsetmek isterim. Fiyatlarına gelelim. Aslına bakarsanız skala çok geniş. 90 bin liraya da var, 200 bin liraya da var. Tabii ki 220'ye koyan da var. Bibloluk otomobiller onlar. 200 bin liraya 2009 model bir Passat alır mıyım? Açıkçası kendim soruyorum, almam. Çünkü çok daha üst segment, çok daha yeni bir otomobil alabilirsiniz üst segmentten ziyade. Ancak bu otomobilin hakkı kararı 140 bin lira, 150 bin lira, 120 bin liraları da var 300 binde. Tabii ki bakım oranları, bakın en önemli soru işareti. Bakımları zamanında yapılmış bir Passat tercih etmenizi öneririm. Her zaman söylüyorum, eski bir Alman alacaksanız kenarınızda her zaman 10 bin liranın olması gerekir. Bu sizin güvencenizdir. Allah korusun bu otomatik şanzıman dedik sorunsuz. Yani kuru kavramaya göre dedik. Çünkü yanlış bilmiyorsam 300 tork üstü şanzımanlara yaş olarak kullanılıyor. Volkswagen yaş kavrama koyuyor.
daha sağlıklı. Yani içerisinde daha fazla yağ var. Sürtünmeleri dişlileri daha kolay hale getirebiliyor. Bu detay önemli. Bu şanzımanın mekatronik arızası verebilir ve kavrama problemi. Ya baktığınızda kavrama baskı balat arkadaşlar. Manuel şanzımanlı bir otomobilde atsanız baskı balatası elbette 150 bin 200 bin kilometrede bitecek. O da güzel kullanırsanız. Baskı balata ancak biraz maliyetli. Enjektörler biraz maliyetli. Bunlardan bahsetmiş olayım sizlere. Genel anlamıyla gerçekten zevk veren bir makine. Benim çok hoşuma gitti. Tam bir aile arabası ya. Tam böyle iki çocuklu bir ailenin kullanabileceği bir otomobil. Şuna bakar mısınız? Torku aldığında gerçekten yerinde duramıyor. Bakın direksiyonu sol yapıyorum, kafayı sokuyor ve o kadar güzel hissiyatları var ki hiçbir şekilde sizi korkutmuyor. Bu otomobille Allah korusun yoldan çıkın, emin olun çok rahat toplayabileceksiniz. Ve bunu 1,5 tonluk haliyle yapıyor. Bu en önemli detayı. Bu haliyle de süzülmesi gerçekten güzel. Hoşuma gitti. Rüzgar sesi, yol sesi, bunlardan çok size bahsedemedim. Çünkü yollarımız ona çok uygun değil. Ancak biz tabii ki buraya gelirken uzun kilometreler kullandık. 120 km saatten sonra rüzgar sesi bu otomobil alıyor. Bu detayı söyleyeyim. Lastik sesiniz hemen hemen her süratte geliyor ama çok boğuk değil. Yani bir Japon gibi değil. Kesinlikle öyle zannetmeyin. Japonlar gibi değil. Daha sessiz. Lastiğin sürtünme sesi geliyor. Lastiklerimiz de kötüydü bu otomobilde. Tabii ki daha iyi lastikle de bir test etme imkanı bulmamız lazımdı açıkçası. Ancak rüzgar sesi 120 km saat hızla. Motor sesi bakın şu anda hiç motor sesi duymuyorsunuz. 2000 devirde gidiyor neredeyse. 1800 devirlerde giriyor. Hiç motor sesi duyamıyorsunuz. Motor sesi yüksek süratlerde benzinli bir otomobil gibi geliyor. Ancak yeni marşa bastığınızda ve şehir içinde otomobil soğukken dizel olduğunu net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ancak sarsıntılı bir dizel değil. Bu benim hoşuma gitti. Arkadaşlar genel anlamıyla böyleydi. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Ben gerçekten zevk alarak kullandım. Çünkü çok hoşuma giden bir otomobildi. Hep test etme imkanı istemiştim. 1.8 TSI test etmiştim ama 2.0 dizel herkesin gönlünde yatan motor seçeneğidir herhalde. B6 kasanın. Umarım faydalı ve güzel bir içerik olmuştur. Zevk alarak izlediğinizi düşünüyorum. Eğer böyleyse de yorumlarda bunları belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum.